Pale Widows. Ha, Witcher 3. Hı-hı. Dul bir şeylerdi. Soluk dullar. Ha, soluk. Sen şu an mizansen yapıyorsun Ece Hanım. Sen şu abartıyorsun yani. Ne diyorsun? Özür dilerim. Sevgili Satoshi takipçileri, ben yapamayacağım, sen yap. Niye? Yaptın gayet, hayır, oldu. Hayır, bu kadar, buraya kadar. Çünkü şu an bu kadar yatıyor. Merhaba sevgili Satoshi takipçileri, hoş geldiniz. Insert Coin'in yeni bölümünü. Bugün Enis Kirazoğlu bizlerle beraber, hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhaba. Burada alkış geliyor kurduna. Ha, tamam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkürler. Saçlar çok yakışmış. Teşekkür ederim, 11 saat sürmüş. Dün seni biraz araştırdım. Ne ve buna mı buldun? En önemli özelliğim odur. Saçlarım 11 saat sürmez. Benimle ilgili ilk araştırılacak konular. Ben bile unuttum, ben neyden bahsediyorum. Kuaföre falan gittim de 11 saat mi sürdü falan. Yani bahsettiği şeyle hiçbirini anlamadım oyunlar hakkında. Sadece bunu yakalayabilirim. Sana da ektireceğiz. Diktiriliyor mu? Ektiriliyor mu? Ben senden bir sürü bilgi alacağım bu konuda. Çok canı yanmış. 11 saat sürmüş. Yo, canım yanmadı ya. Videosu var ya. Hayır, canım yanmadı. Aşırı canım yandı. 11 saat orada yattım. Canım yandı demiyorum. Yani lütfen izlediğimiz şey lütfen doğru. Açar gösteririm. Gösterebilirsin. Canım yan. Harbiden gösterecek. Göstereyim mi? Anlatıyorum. Prosesi anlatıyorum. İlk kısımda sadece iğne, hani sonuçta kafeye uyuşturmaları gerekiyor ya. Öyle mi? O uyuşturdukları an iğne sokuluyor ya. Orada ufak canım yandı. Yoksa sıkıldım. 11 saat sıktı beni. Nereye iğne yaptılar? Kafama. Neresine? Şöyle her yerine. Tek. Ha. Biz bunu konuşmak için çağırdık aslında. Tabii abi, hemen anlatayım. Oyun profesör falan bunlar boş işler. Neyse, hoş geldin abi Satoshi'ye. Burada kripto ve oyunun birleştiği program diye yola çıktık. Sonra benim çok kriptodan anlamadığımı fark etti herkes. Dolayısıyla böyle geek kültürü ve oyun kültürü hakkında keyifli oyunlar oynadığımız bir yer. Doğru anlattın mı? Çok yanlış anlattın. Sen bir anlatmak ister misin? Evet. Ne yapıyoruz burada? Saç ekimle başladığımız. Onunla devam önce edeceğiz. Gelen konuklarımızın saçını analiz ediyoruz. Gerçekten çok güzel durmuş. Bir yerden alıp mı şey yapıyorlar? Bu konu devam ediyor. Sen bir an önce konu oyuna gelmesin diye. Hayır, ben konu... 10 dakika isterseniz bir ara verelim. Ben bir anlatayım. Ondan sonra tık tık tık. İyi olmuş, iyi. Sana güzel da yaptırırız. Ben çok istiyorum. Neyse, güzel sorular hazırladı editör ekibimiz. En iyisi belki zorlama ihtimali olan sorular. Bu soruları Ece'nin okuyacağını düşünmeden hazırlamış ama bakalım. Sana keyifli bir sürü soru hazırladı. Evet, Ece hayatında ilk defa soru görmüş gibi yani. Bu soruları bırak. Niye bu işe girdin? Ha? Saç işini. Bu soru annemden mi geliyor? Hayır. Hakikaten bu arada. Hayır, bir şey şöyle ya. Seni bu yolda ilerlemeye iten oyun neydi? Çok güzel soruymuş. Keşke böyle sorsaydın. Seni bu yolda ilerlemeye iten oyun neydi? Yoldan kastım bu işten bahsediyorsun. Evet. Oyun içerik üreticiliği herhalde. Oyun içerik üreticiliği. Şey. Tek bir oyun söyleyemem aslında ya. Oyunlara olan genel tutkum Ekşi şey Sözlük yaptı. Videosunda tek bir oyun söylemiştin. Sen böyle insanları yargılayacaksın. Benim lan bir balonum ben ve beni patlatmaya gelmiş geçenler. Hayır, o şudur o. O soru şuydu. Ne en dedin? Sevdiğin en özel oyun neydi senin için? Bir şeyin soru başlangıcı demiştin. Ne o? Bir tane şey hikayeli bir oyun var. Gençler kamp şeye gidiyorlar. Evde kalıyorlar. Gençler. Korku oyunu. Until Dawn. Hayır. Last of Us başlangıcı hikaye. Yok, gençler kampa gitmiyor. Şu an Ece bana bazı kelimeler atıyor ve ben oradan evet, bir anlam çıkarmamı bekliyorum. Şöyle bir cevap vereyim o zaman. Senin benim ne demedim, özür dilerim. Estağfurullah. Çok gergin bir program oluyor şu an. Çok tüm oyunları çok sevdiğim için böyle bir içerik yapma tarzına girdim ama ilk videolu içerik yaptığım oyun Walking Dead'ti. Onun episode 3 olması lazım. İlk video içeriğimi o oyunda yapmıştım. Mesela o özel bir oyun olabilir o açıdan. Hani oyuna bir çok sevgim yok ama ilk videom oydu yani. Anladım. Ondan önce dergi yazı. O zaman dergim yoktu. Şey, internet sitesine yazıyordum. Sonradan dergide yazı yazmaya geçiş yaptım. Ama ilk video içeriğim oldu. Peki şey dedi, o benim ilgimi çekti. Annem mi soruyor bu soruyu gibi bir şey söyledi. Evet. Ona mesela nasıl açıkladın? Çünkü ben açıklayamıyorum hala aileme. Ha, ne sormuyor benimkiler. Ha, öyle mi? Benimkiler beni çok sevmez. Yok, şundan dolayı ben zaten bu o yaşıma gelene kadar pek çok bir sürü işe girip çıktığım için üçüncü işimden sonra bana sormayı bıraktılar. Hani böyle yani her ailede vardır, örneğimi maruz görüyorum. Dayı vardır ya bir tane, böyle tam ne yapıldığı bilmez ama serbest meslek her şey girer. Tam oydum ben yani. O yüzden sormuyordu bana kimse artık ne iş yapıyorsun diye. Ama şeyden sonra nasıl geçti? Olmaya başladı. Üniversitede uluslararası ticaret. Dış ticaret. Dış çok yaklaştık. İlk defa süper. Hiç bunu bilen olmamıştı mesela. Post42'de anlatmıştı ya. Harbiden öyle mi? Ben biraz fazla yere konuk olmuşum. Ben artık buna ara vereceğim. Bir şeyde turuncu koltukta anlatmıştı ya bunlar, evet, gelmişler. Ha, tamam, doğru. Hatırladım. Doğru, evet. Oğlum dedikodu yapıyor şu an ve ben burada. Hani bunlar gelmişti. Hani gelmişti.
Oradan buraya nasıl geldin? Bir arkadaşım internet sitesi açtı. Dedi ki internet sitesinde oyun sitesi açalım mı dedi beraber. Yazı yazarız dedi. Sen yazarsın ben açarım dedi. Ben dedim sanki işin zor kısmı var kalıyor ama. Tamam dedim yazarım yazdık para kazanamadık. Bir 5-6 ay. Sonra o bana hani şöyle bir öncülük yaptı sağ olsun. Dedi ki hani bak bir internet sitesi var. Burası dedi şu an editör arıyormuş. İstersen buraya başvur. Serbest yazar arıyormuş diye. Ben de gittim başvurdum abi. Serbest yazar olarak beni işe aldılar. Mayış var. Mayış var. Normal serbest yazar. Ve hatta ilk mailimi açtığım şey oydu yani. İlk defa CV yollayacağım diye düzgün mail açmıştım böyle falan. Ondan önce Crazy Gamer. Tabii ondan önce Slay 82 falan saçma sapan şeyler vardı yani. Attım kabul ettiler. Orada serbest yazar olarak başladım. Sonra tam zamanlı olarak orada işe girdim. Hmm. Hatta gittim kapılarına beni işe alsanız dedim. Yani direkt hani teklif de etmediler. Ben teklif ettirdim zorla. Orada full time çalışırken bu kariyere girmiş oldum. İnternette. Ama şeyi hiç unutmuyorum. Biz Enchanted diye bir YouTube kanalı açalım demiştik. Evet. Twitch yayınları falan. Böyle hani paylaşım yaptık falan. Bir baktım bir gün sonra Enis Kirazoğlu işte Educated Year'dan oyun kanalı falan diye böyle bir yazı yazdın sen. Haber yaptım. Haber yaptın evet, yani. Evet. Yapmışım site ben seni takip ediyorum çünkü. Sonra aha dedim ya Enis tanıyormuş falan süper ya çok sevdim. Ben de çünkü şeylere bakıyordum falan. Ben sonra tanışmadık ama. Bir 5 sene sonra falan anca tanışabildik. Çok zor. O zaman sen zaten artık popülerliğin bitmişti. Ben çok tanışmak istemiyorum seninle. Bitti aynen evet. Oyuna geçtiğim anda orada bitti. Orada Tarkan gibiydi çünkü internette. Yani çok gizemliydi. Öyleymişsin hani, yani popüler zamanı. Biz deli gibi izliyorduk yani. Açıyorduk izliyorduk. Siz de hayatsız mısınız? Niye böyle videoyu? 3 dakika be o kadar hayatsız değildik yani. 2 kere seyretsen 6 dakika falan sürüyor. Yani. O kadar. Her gün 5 kere seyretsen yani 15 dakika hayatını harcıyorsun bu açığa. İlk meme keşif çizimimiz sendin bizim için yani. Hani öyle sen mi? Yani sonuçta bir meme alıp doğru. Daha da meme'leştiriyordun doğal olarak. Yani. Sen buraya konuk çağırtıp kendini öldürmeye mi öldürüyorsun? Biz daha geç geldik ya Enis'ten çağırıp. O yüzden Enis sunuyor. Ne kadar ayıp gibi. Bir şey. Çok ne olmaz ayıp, ayıp bir ben şey. Ben çok erken geldim. Yok, hayır, uzaktan biz çok ayıp geldik. Sebebi de Boğaç. Şimdi buralarda hemen senin bir sonraki soruyu çat diye yapıştırıyor olman lazım. Bunlar tabii eğitim hep. Bak mesela insanlar sizi hiç tanımasa, hiç ikiniz de bilmeseler. Ve siz derler ki herhalde bunlar programdan 5 dakika önce falan buluşmuşlar. Tam aralarında koordinasyon sağlayamamışlar. Yıllardır birlikte değillermiş gibi. Ama bu izlenimi vermek için çok çalışıyoruz. Çok evet. Profesyonel bir ilişkiniz var. Özel hayatınız ayrı, iş hayatınız bambaşka gerçekten. Kesinlikle, evet. Kesinlikle. Hemen yapıştıracağın soruyu işte. En sevdiğin oyun serisi blockchain tabanlı bir oyuna dönüşseydi oynar mıydın? Soruyu bile anlamadım. O kadar zor. Evet, bu blockchain tabanlı oyunlar bu dönemin şimdi popüler böyle trendlerinden biri haline geldi. Biz de genellikle konu etmeye çalışıyoruz. Aslında daha tam da örneklerini göremediğimiz için bilmiyoruz evet, ne olacağını. Çok gibi. Yeni yani. Evet. Sadece muhabbetleri var. Ya benim için en sevdiğim oyunun ve herhangi bir oyunun blockchain tabanlı olmasından ziyade oyunun iyi olup olmaması önemli. Ona bakarım yani. Hani oyun iyiyse ne tabanlı olduğu çok ilgilendirmiyor beni yani blockchain. Ama hani oyunda bir şey yoksa ve blockchain tabanlıysa o zaman oyun önemli yani oyuna bakarım. Hepsini sormak zorunda mıyım ben? Sıkılmış değil mi? Konuktan sıkılmış. Ya daha fazla konuşmak zorunda mıyım? Hayır parantez içinde sorulmayabilir yazmış çünkü buraya o yüzden söylüyor. Okey iki tane kurşunum var tamam mı? Bu iki kurşunu şu üç... Tamam bunu sormasan da olur gibi. Elinde iki tane kurşun var. Şimdi sayacağım bu üç kişiden hangisini öldürürsün? Konuklara gerçekten çok brutal sorular. Bu bir soru değil bu arada falan. Bu yani içeriğimizin bir kısmı falan. Direkt öldürüyorsun. Şimdi o konuklar geliyor diye çıkar. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Cory Barlog. Evet doğru. Ya, o kadar da değil. Sen de sanki yeni mi öğrendin Latin alfabesini? Nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Barlog. Sen şu an mizansen yapıyorsun Ece Hanım. Sen şu an abartıyorsun yani. Ne diyorsun? Cory Barlog. Evet. Hideo Kojima, evet. Todd Howard. Ne yapıyorum bunları? İki tanesini öldüreceksin. Öldürmek zorundasın değil mi? Sorunun mantığı şudur herhalde. Bunlardan ikisi gidecek. Hangisi kalsın mantığıyla? Hı-hı. Evet, kurşunlarla onu evet, şey yapmışlar. Aynen. İzleyicilerimize Cory Barlog, Hideo Kojima'nın ve Todd Howard'ın kim olduğundan da kısaca bahsedeyim. Cory Barlog bu son God of War oyununu yapan kişi. Hideo Kojima Metal Gear Solid serisini yapan efsane bir Japon oyun yönetmeni. Todd Howard da Skyrim oyununu ortaya çıkartmış. Elder Scrolls serisini yapmış. Cory Barlog daha yeni yükselen bir yıldızdır ve Cory Barlog'la ben yüzde tanıştığım için onu vuramam. O yüzden ayıp olur diyorsun. Der ki hani o kadar beraber vakit geçirdik niye vuruyorsun beni diye. Nereden tanıştın ya? Bir etkinliğe gitmiştik God of War için Norveç'e. O da oradaymış. Orada böyle ayaküstü sohbet etme şansımız olmuştu. Bir gün bir fotoğraf paylaşmış o. Hatta o da saçma bir hikayesi var. Twitter'dan fotoğraf paylaşmış etkinliğe dair. Etkinliğin birinde de ben varım en arkada. Ama ben adamı öldürecek gibi bakıyorum. Herkes gülüyor, eğleniyor ben böyleyim. Ben de retweet ettim. Dedim ki ana ünlü oldum. Hani oley falan dedim. Adam da altına şeyi yapmış. Cevap vermiş. Hani böyle bir balon patlama şeyi var ya hani falan diye.
Ama Türkçe yazmıştım ben. Sonra biri Google Translate'den abi istersen bir Translate'ini aç hani yazdığın Türkçenin diye. Abi I'm a motherfucker falan diye öyle garip bir hani ana ünlü oldum ben de artı öyle bir çevirmiş ki Translate. Adam artık orada demiş ki herhalde bu psycho. Ben sakin olsun falan. Aynen diye. Sakin olsun beni öldürmeye gelmesin diye. Bir de evet sen olduğunu anlamışsın. Abi saçma sapan bir küfür bir şey. Öldür bari boşuna gitmesin çünkü zaten çok bir tanışıklığınız yok. Bir de öldürürse haklı çıkaramayız. Yani, yalnız şey Hideo Kojima'nın Twitter'ın böyle bir belediye başkanı gibi yönetmesi durumu var. Ben çok üzülürüm o yüzden onu vurursan. Çok keyif alıyorum onu takip ama etmekten. Ama abi. Bugün grafik çalışmalarını yaptık diye böyle grafikerle böyle fotoğraf falan paylaşıyor. Çok komik. Belediye park mı yaptırdın? Ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir şey? Yapacağını da yaptı. Bence çok güzel miraslar da bıraktı. Ama Cory Barlog daha yapacağı çok şey var. Doğru. Todd Howard'da çok sevmem zaten o yüzden. Cory Barlog yaşasın. Bitti sorularım. Ali bu kadar hazırlamak. Evet çok güzeldi. Teşekkürler cevapların için. Teşekkür ederim. Ben soruları işte teşekkür ederim. O zaman şimdi keyifli oyunlarımızın olduğu köşeye geçelim. Evet şu anda ben yapamayacağım sanırım. Ama hepsini böyle bitirmiş. Tamam şunu oynuyoruz. O mu bu mu isimli köşemize geçtik. Evet. İkimiz aynı anda yarışıyoruz. Todd'a vuruyoruz. Hala vurmalı değil değil mi yani? Yok yok vurmalı değil. Sırayla bir bende olacak Hak, bir sende olacak. Tamam. Ece bize o mu bu mu diye bir soru soracak. Bu haftanın konusu ne Ece? Bu haftanın konusu... Siyaset falan. Evet. Death Metal grubu mu yoksa Witcher 3 karakteri mi? Haydi. Death Metal grubu mu Witcher 3 karakteri mi? Hmm. Söylediğin isimlerin hangisi olduğunu bileceğiz. Sizin geçen Kore... Aynen. Koreli arkadaş vardı bir tane. Evet, Çabı. Başka da yok. Hiç tanımıyormuş çünkü. Bir tane Koreli gelmiş geçen hafta. Her hafta görüşüyor. Aynı halı sahada mı buluşuyorsunuz siz? Tabii, aynen. Evet. Ne kadar da kötü bir halı saha yani. Bir dakika, futbol zaman... demeye bir şahit. Korkunç bir yer. Ya kimsenin beklentisi zaten tersi değildir diye düşünüyorum. Azıcık koşma bekliyorsun yani. Yok, ben... Enis bu arada aşırı iyi stoper oynuyor. Yani bizim halı sahamızın üstünde oynuyor gerçekten. Sen iyisin gerçekten. Geç gelenleri falan da azarladığına şahit oldum birkaç kere. Evet. Sen de evet. Ölmeyecek misin? Boğaç da harika bir sunucudur. Tamam Witcher 3 yani bize bir kelime söyleyeceksin. Bu kelime Witcher 3 karakteri mi yoksa bir Death Metal grubu mu? Bu değil mi? Evet, tamam okey. Biz anlamadık. Bir dakika. Şimdi bak Witcher 3. Hayır bu ben burada editörümüze kızmak zorundayım. Yani Enis'le Witcher 3 konusunda bir mücadele gireceğimi beklemiş olması. Sen Witcher 3 oynadın ama. Tabii ki oynadım da şöyle bir sıkıntı Enis kadar abi. Biliyor olamam yani. Problem şu ben oyunu Türkçe oynadım. Ben de. İngilizcelerine ne kadar hakimim ona emin değilim ama sen söyledikçe neyse bakalım göreceğiz. Çınlar diye düşünüyorum. O zaman hadi başla. Vomitory. Bu senin sorun. Vomitory. Vomitory. Vomitory ne ya? Ben Death Metal grubudur. Doğru. Gormant. 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 Witcher 3. Yanlış. Lanet olsun. The Apiarian Phantom. Ha? Ama. Bir daha söyleyeyim. Böyle İngilizceye geçiştiriyoruz. Neyse ben yardımcı Apiarian olayım. Phantom. Apiarian Phantom mı? Apiarian Phantom ne ya? Death Metal. Yanlış. Canavardı. Bolt Thrower. Ne? Bolt Thrower. Bolt Thrower sanmıyorum canavar olduğunu. Death Metal grubu. Doğru. Buyurun. Kiki More Workers. Ha? Kiki More Workers mı? Kiki More Workers. Bu şey yaratık. Yaratık doğru. Pale Widows. Ha Witcher 3. Dul bir şeylerdi. Ne? Soluk dullar. Ha soluk. Ama yok Türkçe'ye güzel çevirmişlerdi. Ya benim Pale Widow diye. Valenfry. Kime soruyorsun oraya? Bana sana soruyorum. Valenfry. Velen. Valenfry. Valenfry. Bir şey tanıdık gelmedi ya Valenfry. Ne diyorsun abi? Bence biz bunlara beraber cevap verelim mi? Anca bir şey. Zorlanırız mı bu oyunu? Ne biçim bir oyun? Ya Türkçe oynadık. Bir de bunlar kıyıda köşede kalmış canavar isimleri. Zor ben bunlar Sims'teki yani. Bütün karakterleri biliyorum. Isimleri. Bella'dan Mortimer'a kadar. Sims'te kaç karakter var? O kadar. Valenfry. Valla yaratık da olsa şaşırmam. Ben de. Death Metal. Doğru. Cockatrice. Ne? Ne olur bir daha okutma ya. Cockatrice. Bence yazılarını biz görsek daha iyi cevap veririz. Daha iyi olurmuş. Çünkü evet. Çağrışımı da yapar görünüyor. Cockatrice. Hiçbir şey değiştirmedim. canavar diyorum. Doğru. Meluzin. Ha? Meluzin. Meluzin. Death Metal grubu. Yanlış. Öne geçme şansım var. Son sorumuz. Evet. Fresh Crawl. Crawl. Crawl.
kuş olan pardon, crawl. Flash crawl. Crawl. Evet. Crawl. Flash crawl. Canavar. Daha death metal'di. Death metal'di. Yanlış. Neyse berabere bitti en azından. Hayır Enis kazanmadın. Ay ay beraber 3-3 berabere, berabere bitti. Tebrik ben tebrik ediyorum. Çok, çok doğru bir eleştiriydi. Biz bunları görsek daha iyi olurmuş. Ama ben yine de bilemezdim çünkü hiçbirini hatırlamıyorum. Bir tek Vido, bir İnan. De Kiki Mora da böyle bir akla geliyor gibi oldu. Ama teşekkür ediyoruz burada editörümüz Ali'ye. Gerçekten evet. Güzel bir soru hazırlamış. Çok güzel bir yarışma. Ben arayacağım. O konuşlarında yaz, niye yazmadın buraya? O zaman diğer oyuna geçelim. Evet sevgili arkadaşlar diğer oyunumuza geçtik. Bu oyunda da Ece bize büyük ihtimalle bir fikri olmayan bir oyun ya da geek kültürü karakterini tahmin ettirmeye çalışacak. Burada aynı anda yarışıyoruz. Hı hı. İlk kim tahmin ederse o puanı alıyor. Soru sorabiliyoruz Ece'ye çünkü onda yasaklı kelimeler de var. Tamam. Direkt şey yapamayacak. Kurallar bu şekilde. Geçen haftadan bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. Geçen hafta ben izlediğimde yasaklı kelimelerin hepsini kullanmıştım ama gene de... Hiçbirini kullanmadım. Bu bir yalan. Açıp seyredebilirim. Tsubasa bölümünde... Bir tek futbol dedik ya. Allah. Ondan sonra şey, animeyi de söyledin ama. Bir anime mi yasak kelime daha var. Altta yanıyor kızım. Altta yani... Yanıyor. Yandı. Videoyu seyrederken gördüm. Sen videoyu da seyretmemişsin ya. Yasaklı kelime ne oldu? Bir yanıyor orada. Şimdi geçen haftaki karakterleri gene az çok şey aşinalığım vardı. Bu sefer... Hiç mi yok? Hiç yok. Peki. Sıfır yani. Tamam. Okey ilk karakterimle başlıyorum o zaman. Tamam. Fırat Tanış'a benzerliğiyle bilinir. Benim tarafımdan biliniyor. Belki öyle tanımıyordur ama tamam. Fırat Tanış'a... Tipi mi benziyor? Görüyorum şu an cevapları görüyorum. Ya görmüyorsun satış yazıyor ya. Yani sürekli itiraz ediyor oyuncu hanımefendi bana. Az önce şöyle tutuyordu ya. Ya bak bunun tekrarları var. Kesmeyin. Vara gidelim. Kadir ama tamam. Fırat Tanış'a... Tipi mi benziyor? Görüyorum şu an cevapları görüyorum. Bunu görüyorsan baykuş falansındır ne? Şunu şöyle tutma diyor çocuk ya. Ya bunu nasıl görüyorsunuz? Ben görüyor, görüyorum. Ben bile gördüm. Ben uyarmıyorum abi. Ben bakacağım. Tamam. Evet. Tipi mi benziyor? Tipi benziyor şöyle. İlk bilen kazanıyor bunda. Peki, sırayla değil. Tipi benziyor. Tipi Fırat Tanış'a çok benziyor. Ninja Turtle'la da benziyor. Ne? Nasıl? Mbappe. Hayır. Bu bir oyun karakteri mi? Bu bir oyun karakteri. Bu bir oyun karakteri. Peki şöyle söyleyeceğim. Üzerinde taşıdığı bir silah var mı fotoğrafında? Ninja Turtle'lar ne taşır üzerinde? Kılıç. Başka? Sopa. Başka? İki tane aksesuar. 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 Üzerinde bir aksesuarı var. Askeri bir aksesuar Ninja mı? Ninja Turtle'ların saçlarında nasıl bir aksesuar olur? Solid Snake. Bravo. Ooo helal olsun be. Anlıyorsun ha oyunda. Azmış. Fırat Tanış'ı da ne alakası? Aklına gelmedi değil mi? Çünkü hiç benzemiyor. Alakası bile. Hiç alakası yok. Ya ne alakası var ya Fırat Tanış'la ya? Baran bir koy şu ikisinin resmini bir şey Fırat Bence Tanış'la. Baran koyma. Burayı Baran... da kes Ece'ye üzülmeyelim sonra. Baran bir de yani olmuyor koyar mısın altına? Küçük bir akşam yemeğini anlatıyor. Nasıl anlatacağıma dair de bir fikrim yok. Vietnam şapkası. Ne? Ne geliyor? Vietnam askeri bir şapka. Bere. Vietnam şapkası deyince... Kağıttan şapka. Hayır ya. Vietnamlılar, Asyalılar nasıl şapka takıyorlar? Şey geniş böyle. Şey. Geniş evet. Ha tamam. Raiden. Ya. Helal olsun. Ya tüm Vietnam işi bu. Ya Vietnam Raiden. Gözü öyle... beyaz ya. Bir de bir şey söyleyeyim. Öyle bir söyledik ya. Herkesin bilmesi gereken bir şey. Ya Vietnam ya. Ya gözü mavi görüyorum. Vietnam şapkası. Tamam o da olurdu. Hasır desene. Ben bildim mi abi? Demek ki bildim. Bir anlatmış. Evet bu arada. Kadar basit. Gitti. Abi hep... Neyse. Oğlum seni bitireceğim. Benim puan almam lazım ya. Neyse. Beren Saat'in evet. Kanal D'deydi sanırım. Yayınlanan bir dizisi vardı. Fatma Günüsü için. Hayır. Şey, Kanal D'de olmayabilir. Aşkı Memnun. Hayır. Aşk. İntikam. İntikam mı dizinin ismi? Evet. İntikamla alakalı bir karakter mi? Evet. Peki bunu suratından mı anlıyoruz? Hayır. Hikayesini biliyoruz. İntikamla ilgili bir hikayesi var. İntikamla ilgili bir sürü hikaye var. Peki suratı nasıl bir şey? Erkek mi kadın mı? Söyleyebilir miyim onu? Söyleyebilirsin. Söylemek istemiyorum. Söyleyebilirsin. Ama söylemek istemiyorum. Uzun saçlı mı? Hayır. Kısa saçlı mı? Benim anlatmam lazım burada ama nasıl anlatacağımı soru sorabilirsin. Soru sorabiliriz ya. Abi çok korkuyorum. Dövecek mi? Soru sorabilir ya. Behzat Ç. Ne? Öyle say. Polis. Erkek. Max Payne. Erkek mi olduğunu niye söylemedin Behzat Ç'yi? Gıcık oldum söylemedim. Anladım şimdi. Bana puan vermek için elinden geleni yaptı bence ama. Sosyal medyadan da takip ediyoruz. Arda Kural
çok zor zamanlar geçirdi. Evet. Öncesinde ne kadar da yakışıklıydı. Hı-hı. Bu karakter de öyle bir karakter. Hala çok yakışıklı bir karakter. Ha, evet tabii hala yakışıklı Arda Kural. Arda Kural hala yakışıklı şu anda. Ama öncesinde bak yakışıklı değil. Sonra yakışıklı bence oldu. Arda Kural üzerinden bir şey bence devam edebiliriz evet. Karakterimize dönelim. Yani hayır ama alakası var şimdi. Şimdi tipi oyun mi benziyor? Oyun karakterimiz yakışıklıydı. Sonradan çirkinleştim oyun karakterimiz. Bravo, bravo. Tamam. Sonra tekrar mı yakışıklı oldu? Hayır, olmadı. Çirkin kaldı. Evet. Peki birkaç oyunda yani, olan bir karakter mi çirkin bu? Çirkin demesek de olur. Bence peki daha bu güzel. Karakteri tanımlayan bir özellik mi, senin şahsi fikrin mi? Karakter bu özelliğiyle mi biliniyor? Biliniyor mu, bilmiyor. Hayır, benim senin fikrim değil. Değil. Vega. Hayır. Street Fighter'da yüzüğü yanında. Onu böyle tanımlamazsın abi. Evet. Önceden yakışıklıydı, sonradan değildi diye. Yakışıklıydı ama önceden. Senin hayvan gibi senin çok sevdiğin bir Disney şarkısı vardır. Söyle bakalım. Oha! Ben çıkayım abi, siz kendi aranızda oynayın o zaman. Seni çok sevdim. Bu kadar özel yok, yorum olmaz. Ama şarkıyı söyleyeceğim, o da bir info olur senin için. Peki. Hangisi ama acaba? Frozen'dakini evet, diyorsun. Evet, buyurun. Aldırma. Ne? Engel olamıyorum. Evet. Frozen nasıl bir yerde geçiyor? Karlı. Kratos. Hayır. Kratos. Yaratık. Değil. Yaratık mı? Yaratık. Buz. Kratos da yakışıklı değildi zaten. Yakışıklıdan çirkine. Çok bütün doneleri verdim. Başka hiçbir şey. Lich King mi? Evet. Ha, Arthas. Evet. Evet. Ya ne alakası var yakışıklılıkla? Adam öldü ya. Yani undead neyse. Ya bana Ali dedi ki bu yakışıklılıkla önce, bilgisi yok ki Arthas'ın. Ali'nin direkt yazdığı notta önceden sarışın ve çok yakışıklıydı. Sonra lanetlendi, yaratık oldu dedi. Evet. Ben de güzel karlı deyince yani anladım, biliyor musun? Sinematik vardı ya. Helal olsun karlı canım, gerçekten iyi. Oynamıyorum daha. Ulan çok iyiyim ben bu oyunda demek. Evet ya, bilmediğim bir şey var. Ama ben de çok kötüyüm ola. Akıl hastası bir karakterimden bahsedeceğim şimdi, son karakterim. Enis kazandı ama gene evet, de... Evet kazandı. Yarışmak. Üniversite öğrencilerine siyasi karakterlerden daha düşman bir karakter. Üniversite öğrencilerine. Evet. Ve akıl hastası. Akıl hastası, manyak. Deli ya. Buli'deki müdür falan mı acaba? Ama lise öğrencisi o. Daha ünlü bir akıl oyun hastası. Daha ünlü bir oyun karakteri. Evet. Mübarek gün. Ramazan. Gün. Her hafta oluyor bu. Evet. Ha, Friday 13. Jason. Evet. Evet, tarihte bundan daha şey bir mücadele olmuşumdur acaba yani. 5-0. Ben performansım için özür diliyorum buradan bütün izleyenlerden ama en iyisi mücadele edebilmek. Bana favor mu geçtiniz acaba? Yok, ben oyundan anlamıyorum. Hakikaten tebrik ederim. Nasıl abi kazandığımı bile anlamamışım. Yani. Çok iyi çözdün gerçekten sorularla. Ece sen de müthiş. Oğlum bak, beni akıllı hissettirmek için bir kumpas mı düzenlediniz siz? Yani moralim bozuk böyle bir oyundan akıllı. Ben hissederim çünkü yani. Anladın mı? Havasından geçilmez. Bir hafta bununla yaşarım ben. Abi nasıl buldum bunu? Enis çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Yani kapatıyor muyuz dükkanı? Kapatıyoruz evet. Çok sağ olama geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Keyif aldık. Umarız sen de keyif almışsın. Yok almadım. Ha, teşekkür ederiz. Amacımız da oydu. Yani. Sevgili Satoshi takipçileri, YouTube'dan seyrediyorsunuz eğer kanalı takip etmeyi. Eğer podcast olarak dinliyorsanız ilginçtir. Yine kanalı takip etmeyi unutmayın. Like'ınızı, yorumunuzu esirgemeyin. Çok teşekkür ediyoruz. Öpüyoruz sizi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.